Güzel, bayağı paramız var. İsterseniz hadi gidip maske şöyle bir alışveriş yapalım. Ha, bu arada bazıları demiş ki abi demiş face gelme şaşı çıkıyorsun. Ya ben kameranın tam ortasına bakamıyorum. Çünkü buradan ışık geliyor bana. Kameranın tam böyle hani çekim noktası gözükmediği için şaşı gibi gözüküyorum. Ancak şaşı değilim maalesef gençler. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen gençler. Bugün sizlerle ModCraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Umarım da güzel ve eğlenceli bir oyun olur diyorum. Bu arada gençler 10 saniyelik bir like molası veriyoruz. Bu videoya herkesten güzel bir like sayısı bekliyorum. Herkes like butonuna basmayı unutmasın gençler. Bu arada bugün çok güzel bir şey yapacağız bu 3. bölümde gençler. Yorumlarınıza baktım, bugün bildiğiniz hayvan fabrikası yapacağız. Aslında fabrika tarzı olmayacak, ancak biz onu ilerleyen zamanlarda fabrikada çevireceğiz. Şu anda like attığınızı hissettim ve isterseniz bölüme başlayalım. Önce bayağı bir şey değişmiş olarak görebilirsiniz gençler. Öncelikle şu chest'i falan göstereyim ben size şöyle. Ve şuradaki itemları gençler. Ve yukarıda da benim paracıklarım var. Paralar gelsin. Burada da gençler paralarım var. Tam tamına 48.760 dolarımız falan vardı sanırsam. Bunu da gençler madenden bildiğiniz üzere kasmıştık yani bundan bir önceki bölümde. Ve gençler burada olduğunuz arsayı da satın almıştım yayında zaten. Ve şu inekleri tam tamına 2 tane ineği 1 saat boyunca arayıp sonunda getirip çiftleştirmiştik. Bugün gençler buradaki bizim çiftliğimizi büyüteceğiz. Yani hayvanları birazcık çiftleştireceğiz gençler. Ve daha fazla hayvan elde edeceğiz. Bununla uğraşacağız gençler birazcık ve bu video facecam'ı olacak. Hani o yüzden bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum sizlerden. Ve her bölüm facecam'da olsun mu olmasın mı bunu da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve buraya da bizim şu çerilerimiz vardı hani bu kiraz var ya gençler, bunları ekiyorduk böyle yiyorduk. Bunlar da yasakmış çünkü köye kural gelmiş. Kurallar nerede yazıyordu? Aynen bu tabelde gençler kurallar var, şunları isterseniz bir okuyalım sizlerle beraber. Size de kuralları şu anlık öğrenin. Burada köy kuralları diyor, 10x12 blok harici ev yapmak yasaktır diyor. Birbirinizin evine zarar vermek yasaktır diyor. Ve köy sınırları içerisinde blok kırmak yasak diyor. Yani bu üçünü yapmayacağız gençler. Ve burada ATM koymuşlar. Belki bugün paramızın birkaçını da ATM'ye yatırırız yani. Bir banka kartı kendimize çıkaramam. Çünkü evde yani hırsız mırsız gelir. Ne ölür ne ölmez. Şimdi hocam ben şey evimize bir gireyim. Şu yukarıda bizim paracıklarımız vardı. Şu an bir shift'e basalım. 9.75 dolarım var ve yemeğimiz bitmek üzere. Son çerilerimizi artık yiyelim. Bunları yiyelim gençler. Birazdan gidip maskenin tarım yaptığı yerden gençler kendimize buğday satın alacağız. Birazcık da tohum alacağım. Tavukları da çiftleştireceğim ve hayvanları birazcık büyütmek istiyorum. Yanımıza kaç lira alsak? Şu 20'likleri aradan bir çıkartalım şöyle. Yüzlüklere dokunmayalım. Şu 20'likler kalsın. Şu an yanımızda 3.920 dolarımız var. Bu bize birazcık yeterli olur gençler. İsterseniz direkt gidip şu maskenin satım yaptığı yerden birazcık kendimize buğday ve tohum alalım yani. Daha sonra hayvanları da birazcık büyütelim. Domuz beslenmeyi düşünmüyorum açıkçası, ancak tabii siz derseniz, hani tabii ki siz isterseniz gençler, hani onu da yapabiliriz tabii ki. Ancak domuz birazcık bana hani pek hoş gelmiyor yani, o yüzden yapmayacağım. Şimdi burada buğday arpası var gençler, bunu 1 dolara koyuyorum. Bunu 1 dolara koymuş maske. Şundan bir 32'lik alalım isterseniz ya şöyle. Bak paracıklarım gidiyor maske. Şöyle alıyoruz ve aldık, tamamdır. 32 tane buğday aldık, 32 lira paramız gitti, güzel. Buğday da 10 dolara koymuş tanesini, şerefsize bak. Abi neyse, bu arada gençler mesela bizim burada 20 dolarlarımız var ya, bunları bozdurmak için de gençler bunları böyle crafting'de böyle koyuyoruz gençler. Bunlar direkt böyle otomatik olarak 10 dolara çevrilmiş oluyor. Şu anda bayağı bir 10 dolarım oldu. Bir 64'lük şuradan ben buğday almak istiyorum şöyle. Ver 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 ver. Ya bu maske de vallahi parayı kırdı ya, yemin ediyorum var ya. Ama şu inek inek diyorum, şu hayvan fabrikasını bir kuralım. Zaten oyunda bayağı bir acık oluyor, sizler de bunu biliyorsunuz. Bayağı bir zengin olacağız. Şu anda tam tabuna 64 tane de buğdayımızı almış olduk. Bu arada gençler zırhlarım bayağı bir kırıldı. Çok hayvan var ve aşırı derecede fazla vuruyorlar. Hani bazı kişiler demiş işte hani ModCraft'ın neyi zor diye. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz zaten sizler de gençler. Şimdi öncelikle şurayı bir kapatalım. Şu ineklerimizi bir çiftleştirelim. Sen şununla çiftleş. Hadi sevişin, yiyişin. Sen bununla çiftleş. Sen bununla çiftleş. Sen tek mi kaldın? Gel sana de biz çiftleşecek. Neyse. Şimdi tavukçum, sen şunu ye. Gel lan buraya. Çiftleş lan. Koş. Hadi yeşil. 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 O ye bak, tavuk çıktı. Tamam güzel. Bunları çiftleştirmiş olduk gençler. Şu yumurtayı da şöyle atalım. Oba. Çıkmadı. Neyse. Yapacak bir şey yok açıkçası. Ve bir tane de gençler hediyemiz var. Bunu da açalım şöyle. Ve bir tane hava fişeği çıktı. Bu hava fişeği de 2018'in uğurlu olması dileğiyle patlatıyorum. İnşallah bizim için uğurlu bir sene olur gençler. Ve şu hayvanların buradan çıkması birazcık sıkıntı. O yüzden şunları bir kendimize doğru şöyle çekelim. Koyun. Pardon, sürü psikolojisi. Gel lan sen de. Tamam. Kalın orada. Bak. Buradan çıkmayın, hepinizi çiftleşeceğim, tamam mı?
Şimdi hocam bunları çiftleştirdik, güzel. Bu hayvanları yavaş yavaş bu şekilde gençler böyle çiftleştire büyüteceğiz ve daha sonra bunların da böyle seri üretimine geçeceğiz. Yani ben ilerleyen zamanlarda zaten bu mordan hani böyle seri üretimler falan filan var. Onları da ilerleyen zamanlarda ayarlayacağız inşallah. Ve gençler diğer bölümde evimizi sizce kırıp yeni baştan dizayn edelim mi etmeyelim mi? Bunu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve gençler bu videoda sizden dediğim gibi güzel bir like sayısı bekliyorum. Hani inşallah izleyen herkes bir like bırakır yani videoya. Ve şu küçük paralarımız da gerçi yok ya. Bozuk bize lazım oluyor abi. 100 dolar yanımızda var mı? Yok. 100 dolarları yanıma almayacağım. Şöyle cebimdeki paraları ben birazcık şöyle birleştirmek istiyorum. Bunları bir 100 dolara şöyle çevirelim abi. Hatta yok lan bir dakika. Şu gereksiz itemları şöyle bırakayım ben abi şuraya, tamam mı? Şunları bırak şöyle. Başka ne bırakabilirim? Cherry'ler kalabilir. Suyum yanımda kalsın. Bunu zaten göğüslüğümüz kırılınca bunu değiştiririz. Şu paralarımızı geç de isterseniz bir gidip bankaya yatıralım abi. Çünkü evde ne olur ne olmaz yani. Şu yüzlük banknotları ben şuradan şöyle toplamak istiyorum. 20'liklerini de birazdan alacağım. Bu kadar para da bize kalsın. İleride çünkü alışveriş yapmak zorunda kalacağız maalesef. Ve şu an hatta yemeğim yok. Maskeden gidip birazdan hamburger alacağım. Yapacak bir şey yok yani. Mesela bunlar çok az doyuruyor yani. O yüzden bunlarla beslenmek istemiyorum. Hadi istersen bankamatiğe gidip paramızı yatıralım gençler. Şimdi öncelikle bankamatiğe geldik gençler. Bizim ne kadarımız var şu an? Bankamatiğe 25 milyondan fazla yatıramıyoruz mu? 39 binimiz var. 25 bin. Oo, hepsini yatırabiliyoruz mu? Güzel güzel, tamam tamam, hepsini yatırabiliyoruz. Ben hocam şöyle 30 bin dolarımı bankaya 1 2 3 1. Aa, hepsini yatırıyor böyle. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 işte. Ben mi yanlış yazıyorum? Ha, hepsini yatırıyor böyle. Peki 30 yapsak şöyle. 0'a bastım da olmuyor. 5. Hepsini mi yatırıyorsun bana? Tamam, o zaman üstümdeki her şeyi şu an bankaya yatırıyorum abi. Şu anda bankaya yatırmış bulunmaktayım. Pardon, yatıramadım. Dur, yanlış oldu. Şu 9, 9, 9, 9, 9, tamam. Şuna basıyoruz. Dejline mıydı? Yok, şuydu galiba. Pardon, buydu buydu. Deposit. Şunun hepsini şöyle yatıralım abi. Acep diyeceğiz galiba. Ama yatıramadık galiba. Aynen, yatıramadık. Çünkü banka 25.000 limit koyuyor. Peki şu Dejline ne oluyor abi? Kapatma yeri mi? Ha, kapatma yeri, tamam. Bir dakika. Şöyle yapalım bir daha. Tamam, kapatma yeri. O zaman gençler 25.000 dolarımı buraya yatırıyorum ben şöyle. Tamamdır hocam, bunu yatır şöyle. Yatırmış olduk mu? Aynen, tam tamına gençler şu an bankada 25.000 limitimiz var yani. Bunu da ATM'ye yatırmış olduk. İlerleyen zamanda eğer ihtiyacı olursa gençler bu parayı da birlikte çekeriz, harcarız yani. Üstümde 14 milyarım var. Ben şunları şöyle yüzlük banknota çevireceğim tekrardan. Onu da çevirmesini gençler sizlere göstereyim. Şu an lag oldu sanırsam soru burada. Ufak bir lag sıkıntısı yaşıyoruz. Tamam, geldi, güzel. Şimdi gençler mesela bizim burada neyimiz var abi? Şu bir dolarlar var. Gerçi bu kadar az parayı çeviremiyorduk ya. Bir saniye, şu yukarı bir çıkmam lazım benim. Şunların hepsini ver bana. Şimdi şu 64'lük 20'li üstümü alacağım. Bu bizde bir kalsın abi. Bu bize yarar yani. Çünkü para ihtiyacımız oluyor gençler, bildiğiniz üzere. Şimdi geriye kalan parayı da şu şekilde çeviriyoruz gençler. Bunu böyle şöyle yapıyorduk sanırsam. Pardon, şöyle miydi? Aynen, beşli şekilde gençler bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra bunu da böyle yüzlük banknota çeviriyoruz ve çevirdim şu anda. 20'lik başta kaç tane kaldı? Şu 64'lük kalsın. Şunları da şu şekilde çevirirsek eğer yüzlük banknota tamamdır. Beşlik de varmış. 50'liğimiz de var. Şu 50'liği bozduralım o zaman şöyle. 10'luk yapıyor. Tamam, 10'luk ver abi şöyle. Bu 10'u da şöyle 20 yapalım o zaman. Tamam, bunu da 20 yaptık şöyle. Şuna tekrardan bir yüzlük banknota çevirirsem eğer, tamam, güzel. Şu yüzlük banknotu da gençler eve bırakacağım şu şekilde. Başka yüzlük bir de bu var sanırsam, aynen. Bir de şu galiba, değil mi? Tamam, güzel. Geriye kalan parayı da gençler yanımıza almak istiyorum. Ben bunları da harcarız yani. Yanımızda bulunsun abi, ne olur ne olmaz yani. Biliyorsunuz, harcama falan yapacağız şimdi. Güzel, bayağı paramız var. İsterseniz hadi gidip maske şöyle bir alışveriş yapalım. Ha, bu arada bazıları demiş ki abi, demiş, face gelme şaşı çıkıyorsun. Ya ben kameranın tam ortasına bakamıyorum. Çünkü buradan ışık geliyor bana. Kameranın tam böyle hani çekim noktası gözükmediği için şaşı gibi gözüküyorum. Ancak şaşı değilim maalesef gençler. Onu da buradan söyleyeyim. Hatta bunları bir daha çiftleştirebiliyoruz mu? Oo, çiftleş çiftleş çiftleş. Çocuk zamanı bebeğim. Evet bebeğim, çocuk zamanı. Gel buraya gel. Sen yine tek kaldın lan. Neyse, şunların biri büyüsün, seni de çiftleştiririz. Tavuk. Sen gel buraya, ne de senin büyüğün. Çiftleşin lan, çıkar. Tavuk, çıkar tavuğu. Aha, bir tane daha çıktı. Bir tane de yumurtamız var. Atalım bunu. Ay, bir civciv. Çıkmadı be, Allah kahretsin. Şimdi yine tekrardan bir sürü psikolojisi. Gelin 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 gelin, gel buraya gel. O kapıyı boşaltın. Hadi görüşürük. Bak, çıkmaya çalışma. Sıçarım ağzına. Büyü, seni kuzu kebap yapacağım. Neyse.
Şimdi şu maskeye gelelim, birazcık gençler kendimize yemek alalım açıkçası. 10 dolar demiş buna, buna 20 demiş. Hamburgere 40 demiş tanesine. Nah sana, şimdi bir hareket yapardım da facecam olduğu için yapmayacağım. Sana nah 40 ben dolar veririm. Bir tane hamburger 40 dolar mı olur ya? Ben ekmek yiyeceğim. Ekmek en güzel abi. Ekmeğe kaç tane alsak şöyle? 10 dolarımız kaç tane var? Şu 20'nin yarısını ben şöyle bir 10'a çevireyim abi. Bence biz şöyle bir 64'lük ekmek alalım. Maskeyi birazcık soyalım şöyle. Bakın şu an mesela sol yukarıda param gidiyor. Sizler de görebilirsiniz gençler. Ekmek vermiyor ama paramın hepsini aldı. Neyse ben bunu maskeden alacağım geri. Merak etmesin. Paramız hala bunun içinde geçer. Bu arada eğer içinde item yoksa paramız da çekiyor orası. O yüzden maskenin şu an bana borcu var. Ben onu bölüm sonrası alacağım ondan. Merak etmeyin. Neyse. Biraz da isterseniz lahmacun. Oo lahmacun yapıyor. Şuna bak. Lahmacun ne kadar? 20. Tamam lan ver bakalım kaç tane lahmacunum var. Şuraya boşaltayım da bu sefer paramı yemesin. Şöyle 1, 2, 3, 4. Ha 3 tane mi var? Bak 1 dolarımızı yine yedi. Allah belanı vermesin maske. Neyse. Şu lahmacun da gençler yiyelim. Bu bölümdeki zaman gençler bu kadar olsun. Ben daha sonra zaten hani videonun dışında eğer isterseniz hayvanları daha fazla çoğaltırım gençler. Spawner olayını da gençler ilerleyen zamanlar yapmayı düşündük. Hani şu anlık spawner yapmaya açacağız düşünmedik. O yüzden yani bu seferlik hani spawner'ı birazcık ilerleyen zamanlara bırakacağız diyebilirim. Hani o yüzden spawner şu anlık yok gençler maalesef. Ama ilerleyen zaman dediğim gibi olacak, o da merak etmeyin diyorum. Neyse gençler o zaman bu bölümlük de bu kadar olsun. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir gençler. Bundan sonra facecam'ı çekmeye devam edeceğim. Bence güzel bir seri yani. Elimizden geldiği kadar oynamaya çalışıyoruz. Videoyu lütfen like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve de bye bye.